Halkbank analiz sentezi sunar. Halk ister, Halkbank yapar, Halkbank. Ara bitti, saatlerimiz 9'u gösteriyor. 24'te yayın analiz sentezle devam edecek. Birazdan konuklarımızla güne yansıyan gelişmeleri konuşacağız ama önce özetler. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından koronavirüsle mücadele ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere yönelik çarpıcı mesajlar vardı. Türkiye'yi yok sayanların diplomasi masasına yaklaştığına vurgu yapan Erdoğan, gerilim ve husumet siyasetinden çıkar umanları net olarak uyardı. Covid-19 hastalığıyla mücadelede de yeni bir safhaya geçildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, il bazında 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabileceğini belirtti. Başlığımızı değiştirelim. 24-25 Eylül'de gerçekleşecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesi diplomatik temaslar hızlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir Avrupa Birliği liderleriyle telefon teması kuruyordu. Bugün de Almanya Başbakanı Merkel ve Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ile görüşecek. Bir diğer başlığımız koronavirüsle mücadele. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna da bakalım. Son 24 saatte 112.942 test yapıldı. 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu. Covid-19 nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için yüklerini azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir ifadelerini kullandı. Son başlık. Tüketici hakem heyetlerine bu yıl 8 aylık dönemde yaklaşık 376 bin başvuru yapıldı. Tüketicinin en fazla şikayetçi olduğu ürünlerse cep telefonu ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Güne yansıyan başlıklar böyleydi. Şimdi gelin haftanın ikinci iş gününde piyasaların nabzına bir bakalım. Rakamlar bize neler söylüyor onları sizlere aktaralım. Şöyle dönelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 1087, BIST 30 endeksi ise 1219 ile karşılıyor bizi. Döviz piyasasında dolarda ve euroda artış görüyoruz. Dolar 7.64, euro ise 8.99'dan işlem görüyor. Altına bakalım. Gram altında yükseliş var. 470 lira 25 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 768 lira 85 kuruştan. Petrole baktığımızda Brent petrolde bizi 41,41 rakamı karşılıyor. Ve son olarak faizler tahvil piyasasında 13,84'ü, repoda ise 10,86'yı görüyoruz. Güne yansıyan gelişmelerin başlıkları bunlardı. Rakamları da aktardık. Haftanın ikinci iş gününde analiz sentezle birazdan konuklarımızla bugünü konuşmaya başlayacağız. Başlıyoruz. Analiz senteze başladık. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Güne yansıyan gelişmelerin başlıklarını aktardık. Hepsine tek tek değineceğiz. Piyasalara da baktık. Merak ediyoruz çünkü dünyada değerler nasıl değişiyor, rakamlar nasıl değişiyor. Tabii konuklarımız olacak. Doçent Doktor Ata Özkaya konuğumuz, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkürler. Hocam aslında rakamları gördüğümüzde ikinci dalgadan bahsedilirken böyle süreçlerde hep altına özellikle altını daha güvenli liman bulunurken son rakamlar bize neler söylüyor? Koronavirüsle ilişkilendirecek olursak tabii güvenli liman tabiri aslında değişmeyen bir tabir. Halbuki bu hatalı çünkü güvenli limanlar da çeşitlenebilir biliyorsunuz duruma göre. Çünkü insanlar hem güvenli liman tercih ederler hem de güvenli liman tercih ettikleri zaman başkasının da bunu hemen tercih etmesini istemezler ki kazançları daha fazla olsun. İşte herkesin bildiği de biliyorsunuz size fazla kazanç sağlamaz. O yüzden altının ara ara dalgalanması normal ancak bunu koronavirüs güvenli liman olması fikri ve kazanç ihtimaline beraber ABD için ticaret görüşmelerinin bu koronavirüs gölgesinin gölgesinde yani arka planda inişi çıkışlı yürüyor olmasını da dahil etmemiz gerekiyor. Orada bir iyileşme görüldüğü zaman ki son 1-2 günde Çinli şirketi TikTok üzerinden bir olumlu haber silsilesi geldi biliyorsunuz. Hı hı. Oracle Amerikan firmasının bunu alması. Detaya girmiyorum ancak izleyicilerin
müşterilerimiz için şunu söyleyebilirim. Bu ticaret görüşmeleri için olumlu haber akışı geldiği zaman altında daha önce de belirtmiştim düşüş yaşanacak. Çünkü bunu en temelden süren hareket dünyanın genelini yani küresel ölçekte büyük etkiye sahip olan küresel jeopolitik paylaşım. O da biliyorsunuz ABD için ticaret görüşmeleri dediğimiz aslında birbirleriyle yaptıkları mücadelenin arka planında seyretmekte. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde de yani Kasım'a kadar bu yumuşak seyirli düşüş artış devam edecek. Ancak koronavirüs haberleri ve ABD Çin gerilimini izlersek aşağı yukarı ortalama aynı seviyelerde Kasım'ı bulacağımızı düşünüyorum. Altında çok aşırı bir düşüş ancak bu gerilimde çok aşırı bir sertleşme ile veya yumuşama ile mümkün olabilir. Onun dışında böyle ufak adımlarla inişi çıkışı devam edecektir. Koronavirüsün ikinci dalgasını söylemiştiniz. Koronavirüs haberlerinde de zaman zaman inişler çıkışlar var biliyorsunuz aşı ile ilgili. Aşı haberleri ne zaman ön plana çıksa ve umut haberleri dağılmış olsa o zaman gene bu fiyatlamalarda etkisini görüyoruz. Ancak bu etki geçici oluyor. Koronavirüs haberleriyle ilgili etki. Çünkü ana etkiyi biz Nisan-Mayıs aylarında büyük belirsizlik içinde görmüştük. Şu an aynı belirsizlik olmasa da gene bir belirsizlik var. Fiyatları bu düşük belirsizlik miktarı etkilemeye devam edecek. Uluslararası piyasalarda özellikle altın ve doların seyri konusunda. Başka etkenler de var. İsterseniz geliriz. Ata Hocam siz TikTok'tan bahsettiniz ama buna ilişkin Trump'tan evet. da bir açıklama var. Çin kabul etmeyebilir şeklinde bir açıklama da var. Şimdi evet. bu düğümün çözülmesi için ne kadar süreç gerekecek? Şimdi TikTok çözülse bile buradaki problem çok geniş bir problem. Bunu şöyle özetleyebilirim. Yani TikTok bunun bir adı mı? Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin gözüne kestirdiği bir adım öyle söyleyelim. Dolayısıyla bunun arkasından başka adımlar geleceği için zaten Çin bununla hemen anlaşmaya yanaşması mümkün değil. Buradaki asıl ana amaç hani asıl mücadelenin düğümlendiği yer şudur. 2003 yılından itibaren Çin'in müthiş bir büyüme performansı oldu. Ekonomik büyüme performansı ve yaklaşık 7 katlık ekonomik büyüklüğü bir kata indirdi. Yani başa başlar şu an Amerika Birleşik Devletleri 17 yılda çok büyük bir ekonomik performans gösterdi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kendini takip eden Çin'i bu kadar yakınında istemiyor ekonomik büyüklük olarak. Başa baş istemiyor. Bunu engellemesinin tek yolu var. O da Çin'in nasıl büyüdüğünü anladıkları için bu yolu kullanıyorlar. Çin şöyle bir strateji izledi. Her gelişmekte olan ülkeye de aslında bir örnek olabilecek bir strateji bu. Amerikan firmaları Çin'de yatırım yaptığı ve üretim yaptıkları için özellikle elektronik ve telekomünikasyon altyapısı olan firmalar, yüksek teknoloji firmaları, Çinli mühendisler patentli ürünlerin özelliklerini çözerek kendi Huawei gibi diğer Çinli şirketler gibi şirketlerde üretime geçtiler. Bu yasal. Yani patentin korumasından sızan bilgi diyoruz biz buna. Patent bilgiyi korumaz, teknolojiyi korur. Siz bilgiyi mühendislik faaliyetleriyle çözebilirseniz ki biliyorsunuz her elektronik cihazın bir kullanma kılavuzu çıkar. En azından size orada bir bilgi verir. Hı hı. Nasıl özelliklere sahip olduğuna dair. Bir de mühendislik bilgisi sosyal bilimlerden farklı olarak evrensel kullanılır. Yani siz Japon fişini alıp Fransız buzdolabına takıp çalıştırabilirsiniz. O yüzden Çinli mühendislerin bu faaliyeti yani üretim süreçlerinde bulunup bunu gözleyip ve arkadan bu bilgiyi çözüp sonra da kendi şirketlerine bunu üretmesi ve bizim gibi bir sürü ülkeye satması Çin'i büyüttü. Amerika Birleşik Devletleri bunun önüne geçmek istiyor. Bunu tırnak içinde hırsızlıkla suçluyor ki içinde olabilir. Ancak patentlerin korumasını bu yüzden genişletmek istiyorlar. Çin'e yaptırtmak istedikleri faz 2 denilen aşamada faz 1'i geçtik biliyorsunuz. Hı hı. Bu patent korumasını bütün ürünlere ve bütün Çinli şirketlere genişleterek onların tırnak içine daha normal Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmalarını sağlamak ve böylece otomatikman Çin'in büyümesini yavaşlatmak istiyorlar. Bu TikTok'tan sonra çok daha başka firmalar da göreceğiz. Ancak bunların hepsi elektronik haberleşme düzleminde olacağını çok büyük çoğunluğunu söyleyebilirim şimdiden. Peki. Devam edelim. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Teşekkürler. Dün kabine toplantısı vardı. Ardından gelen açıklamalar vardı. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın pandemiyle ilgili daha sık önlemler almak zorunda kalabiliriz demişti ki yine bu işin ceremesini 65 yaş üstündekiler çekecek galiba. Evet o zaten biliyorsunuz il bazında alınan kararlar da var onlarla ilgili. Zaten bir takım kısıtlamalar var.
Biraz aslında ceremesini çekmekten ziyade hem hani sezonda değişti. Yazın mesela onlara yönelik özel tedbirler alınmıştı. Yazında o tedbirlerin biraz gevşetilmesi için çok ciddi baskı da gelmişti. Çünkü insanlar memleketlerine gidiyorlardı, tatillere gidiyorlardı, dışarı çıkmaları gerekiyordu. Herkesin hava almaya ihtiyacı var haliyle. Yani şehir hayatı tabii İstanbul, Ankara, İzmir diye düşünürseniz sadece hani diğer büyük şehirlerde biraz daha apart bahçe imkanı var. Daha İstanbul, Ankara, İzmir gibi blok binalarda ve mahallelerden biraz daha korunmuş durumdalar. Ama gene de nereden baksanız bir 30 milyon, 25-30 milyon insandan bahsediyoruz aşağı yukarı. 30 milyon kişi apartman dairesinde yaşıyor ve ya pencereye ya da küçücük balkonlara çıkmak zorundalar. Haliyle onları biraz normalleşme gerekiyordu. Şimdi zaten bir evde toplanma durumu var. Yani yaz kadar ciddi sıkıntı yaratmaz diye düşünüyorum ama esas olan tabii onların sağlığını korumak. Ama hem onların sağlığını korumak için uğraşıyoruz hem de biraz onların da artık 30 yıl 40 yıl çalışmış insanların çok da fazla böyle eve kapanmalarını beklemek çok doğru değil. O kadar yıl dışarıda dolaşmış insanlar. Bir de sağlık içinde o kadar uzun zaman oturuyorlar ya. O kısıtlamalardan sonra eklemlerinde çok ciddi bir rahatsızlıkla yürümekte bile zorlanıyorlar. Birçok rahatsızlık da gelir arkasından. Ben işin psikolojisine daha fazla değer veriyorum. Öbürü zaten hani çok görünen bir raporlanabilen bir şey ama bunlar raporlanan şeyler değil. Ağlayan teyzemizi gördünüz mü? Yok görmedim. Tuzla'da onun görüntülerini arkadaşlarımıza rica edelim. Çok ellerinden kısa. Öpelim. Nasıl ağlayarak sonumuz ne olacak diye bir sistemi var. Üç maske yani üst üste takmış. Bir hem o hem kendisi için. Şimdi düşünün bakın çocuklar ve gençler sadece kendilerini düşünüyorlar. O normaldir yani çünkü öncelik onlardadır. Ondan sonra anneler hem çocuklarını hem büyüklerini hem kendilerini düşünüyorlar. Ve eğer kendilerine iyi bakmazlar tek işte riske giriyor. Yaşlılar başka yapacak bir şeyleri de yok. Hem kendilerini hem çocuklarını hem torunlarını düşünüyorlar. Şimdi o yüzden onların o psikolojik yükü çok daha fazla. Ama yine de tabii onların korunmasının yolu sokağa çıkma kısıtlamaları değil. Sokağa çıktıklarında virüsle karşılaşmamaları için başkalarının çok daha ciddi tedbir alması. Şimdi bu bugüne kadar istediğimiz ölçüde sağlanamadı. Gerçekten çok ciddi alanlar var. Onu çok açıkça görüyoruz her yerde. Ama bulaşılara baktığımız zaman da hani sokakta, arabada filan olandan daha çok gerçekten eğlence için kendini riske atanları daha fazla görüyoruz. Evden bulaşma, sokakta bulaşmadan çok daha fazla. O bakımdan hani burada bütün yükü vatandaşa mı yüklüyoruz? Hayır, bütün yük vatandaşa yüklenmiyor. Yükün ağırını sağlık çalışanları çekiyor. Sağlık sistemi çekiyor. Hani her şey iyi güzel giderken bir anda yüklenme olduğunda artık o iyi güzel giden şeyler de iyi güzel gitmemeye başlayacak. Bir yandan işte sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti de görüyoruz. Dünkü saldırıları olaydan da görüyoruz. Değil mi? Yani çok korkunç valilik şeyler. Valilik soruşturma başlatmış. Korkunç şeyler bunlar. Ben iki şeyi çok önemsiyorum gerçekten. Bir, buralarda yani eskiden de bu tür şeyler olurdu ama insanların biraz daha saygısı mı vardı? Yoksa ne bileyim bir yakasında rozet bulunan bir polisten daha mı polise daha mı saygı gösterirlerdi, daha mı çekinirlerdi bilmiyorum. Eskiden bir hastanede bir tane polis olurdu. Bir şey olduğu zaman pat onu çağırırlardı. O geldiği zaman da herkes bir dururdu. Şimdi böyle bir acayip bir şımarıklık var, bir acayip bir özgüven var. Bunun nereden geldiğini doğrusu ben çok bilmiyorum. Aynı şey öğretmenler için de geçerli. Birçok şey için geçerli. Çok el üstünde tutulan mesleklerin şu an geldiği durumda yani ben hatırlıyorum kendi öğretmenime, kendi ailemin gösterdiği saygıyı, diğer çocukların aileleri. Ki üstelik ciddi de istismar edilirdi yani o zamanki saygı. Kusura bakmasınlar ama yani bildiğim bazı öğretmenler var. Çocukları bodrumlara kapatmak, harita odalarında tıkmak. Yok burada burası ışık alıyor deyip oradan bodruma indirenler falan biliyorum yani. Kendi öğrenciliğim döneminden biliyorum. Yani neden bir şeyleri anlamamış. Anlamayabilir çocuk tamam belki şeydir de yani aklı kıttır yetmiyordur olabilir yani. Velev ki. Velev. Bir de düşünün bakalım siz mi anlatamıyorsunuz çocuk mu anlamıyor? Ben bunlar ayrı sorunlar geçelim ama bu temel referansımızı kaldıracağımız anlamına gelmez. Çocuklarımıza emanet ediyoruz.
Bizi de yetiştirdiler. Çocuklarımızı da onlar yetiştiriyorlar. Öğretmenle sağlığımızı emanet ediyoruz. Onlar birçok meslek erbabı saygıyı hak ediyor. Ayrı bir bahis. Ama biz yani kendimizi ve canımızı ve çocuklarımızı emanet ettiğimizi haliyle biraz daha torpilli davranmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. Şimdi görüyoruz hastanelere saldırıyorlar. Tartışmalar çıkıyor. Ben iki şeyi çok önemsiyorum. Hani saldıranı dövelim, tamam, çok güzel. Yani hukuki açıdan söylüyorum elbette. Tamam, bunu yapalım, cezalandıralım, tamam, ama ortamı da ortadan kaldırmak lazım, o ortamı. Gerginlik, şu ankini ortamı mesela hiçbir psikolojik destek, hiçbir iletişim eğitimi vesaire bunları çözmez. Baksanıza sedye ile acilin kapısını tutmaya çalışıyorlar. Aslında normalde mesai kıyafetleri, bakın o maskeleri, kıyafetleri üzerlerinde, evet, yetkilileri arıyorlar. Bir diğer taraftan telefonla kaydetmeye çalışıyorlar bu durumu ve kapının diğer tarafındaki güruh o kadar sinirli ki, düşünün, orada ona yakın kişi var, onları engellemeye çalışıyor. Bu şartlarda çalışmayı hangi meslek grubu hak ediyor ki? Bilmiyorum, hani aklımdan geçen şeyi söyleyeceğim. Tabii gerçeklik payı yok, yani karşılığı yoktur bunun. Bu yapılmaz, ama o insanların hepsine vardır ya, bazı yerlere işe almazsınız. Yani fişlenirler onlar. Fişlenir, ceza alırlar belli bir cezadan. Yüz kızartıcı suçtan mesela ceza alırsınız. Belli işlere giremezsiniz. Belli hizmetleri alamazsınız yani. Bu insanlara da sağlık hizmeti herhalde vermemek gerekiyor. Yani yaşlandıklarında bile vermemek gerekiyor. İnsanlar vatandaş işte yaşlı adam hastanenin kapısında deyince bu görüntüleri gösterip o adam bu adamdı filan demek gerekiyor herhalde. Hakikaten benim şu anda yüreğimi soğutacak başka bir şey yok. Şimdi şey bir yana bu tür hani kendi açımdan da söyleyeyim, öfke patlamaları bir yana, hastanelerin girişlerine, özellikle acil servislere, diğer servislerde zaten onların bellidir. Bütün bunların çalışmaları yapıldı. Sendikalarım var. Bu her şeye konuşan tabipler birliğinin var. Tabiplikten başka her şey konuyu konuşan. Onlar hepsinde var. Hani nerelerde daha fazla baskı geliyor hasta yakınlarından? Hangi durumlarda hastalardan ekstra baskı geliyor? Çünkü hasta dediniz, ölüyorum diye giden adam şeye göre, hekime göre psikolojisi daha bozuk bir adamdır. Şimdi ona bir hekimlerin davranışı önemli. Hasta, daha da önemlisi hasta kabul noktalarındaki kişilerin davranışı. Bunlar hekim değiller. Bunlar destek hizmetleri bunlarınki. Ve aslında insanlar bakarsanız önce hekimden önce bunlarla muhatap. Onların bir iletişim dili nedir? Nasıl davranıyorlar? Nasıl konuşuyorlar? Ben çok net bildiğim bir olayı söyleyeyim size. Hastaneye gidiyor insan. Ölüyorum diye gidiyor. Aslında çok fazla bir şey yok. Yani bir doktor bir bakacak, bir ilaç verecek, geçecek ama önemli değil. O anda adam öldüğünü hissediyor. Ölmekte olduğunu hissediyor. Kapıdan girdiğinde kendisini karşılayan, yol tarifini, koridor tarifini, hekimin bulunduğu yerin tarifini yapmayan, yapamayan, şuradan ilerleyin sağda diyor, ne kadar ilerleyeceğinizi sormuyor. Mesela koridor 100 metre. Veyahut biraz gidiyorsunuz, sağ tarafta hiçbir şey yok. Yani gitmeden önce belki iki kapı sonrası tarifi bile beceremeyen birisini koyarsınız. Koymuşlar. Ondan sonra biri beni götürsün, neden götürmüyor denildiğinde sana adam mı bulacağız demiş. Ondan sonra doktor ortalık karışmış, bağırış çağırış, şiddet yok. Ama hekime gitmiş, hekim sakinleştirmiş. Tedavisi ne olmuş, adam çıkmış. Cevap şu: sağlık hizmetlerine memnun musunuz? Hayır, değilim. Hekimin sorunu mu bu? Hayır, değil. Sağlık hizmetini almış ve bundan da memnun aslında. Ama hastaneye girdiğinde en kötü durumda kendisini hissederken karşılaştığı kişiden memnun değil. Bu da hekim değil. Şimdi biz birçok yerde özellikle adam arıyoruz. Ama bu tür yerlerde özellikle adam aramıyoruz. Bu problem. Bu olursa bu vakaların büyük bir kısmı azalır. Sonra siz güvenlik kısmına geçersiniz. Ve gerçekten hastanelerde, hele hele böyle durumlarda şiddet uygulayan birisi varsa, ona da kabahatlerden 100 küsür lira ceza verip evine göndermeyeceksiniz. Onu ayağından kelepçeleyeceksiniz. Biz kullanmıyoruz bunu çok fazla. Elektronik kelepçeyi vuracaksınız. Adam evden dışarıya adımını atamayacak. Adam ya da kadın, her kimse. Ben bu elektronik kelepçesini çok önemsiyorum. Birçok haberde de geliyor. Dayak haberleri geçen, işte şarkıcının biri bir yaşlı adamı dövmüş. Serbest bırak. Tabii ki yani bunun karşılığı idamla, yargıda, İmralı'ya götürmeyeceksiniz adamı yani. Bu belli. Ama
serbest bırakmanın toplum vicdanındaki yerde karşılığı da düşünmeniz lazım. Yani Türk milleti adına karar veriyorsanız, hep söylüyorum, Türk milletinin hissiyatını düşüneceksiniz. Toplumda ne yaratır bu? Ama derseniz ki elektronik kelepçeyle bu evde kalacak, bir adam dışarıya çıkamayacak derseniz, ben derim ki en azından evde hapse alındı adam. En azından onun hapiste, o ev hapsinde olduğu süreçte kesinlikle saldırıya uğrayan kişinin de biraz kendini güvende hisseder. Baktığımız aynen zaman öyle, önce saldırmaya geliyorlar. Yani Halil Sezai bir örnek ama umarım emsal olur. Çünkü bunu sokaklarda görmek çok mümkün. Vallahi elindeki sanatçılar birçok toplumsal şeyle, rolleriyle topluma emsal oluyorlar, örnek oluyorlar. Bu çok takdire şayan bir şey. Bu tür yönleriyle de işte onları emsal haline getirmek lazım senin dediğin gibi. Öyle işte, serbest bırakılmamalılar. Sonra işte şeye kızıyoruz ya, Twitter'ın yargı dağıtmasına. İşte serbest bırakılıyor, insanlar tepki gösteriyor. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Hakim adına karar verdiği Türk milletinin vicdanına, ruhunu biraz vicdanını düşünse, o zaman Türk milleti gelip Twitter'dan onu içeri attırmaz tırnak içinde. Evet. Sonra ne oluyor? Ey hakim bey, sen bunu bıraktın. Sonra millet ayağa kalktı da içeri attın. Kim hakimlik yapıyor? Kim işini daha iyi yapıyor? Vatandaş mı, sen mi? Yok efendim, vatandaş haksız da ben şimdi gaz almak için bunu böyle yaptım. O zaman konuya hakim değilsin, kusura bakmayın. Dün bir tane vardı, konuya hakim olmayan bir arkadaş zil zurna sarhoş olmuş, polise saldırıyor. Evet. Aslında rozet dediğiniz var ya, polis, arkadaş, doktor, öğretmen. Orada da görebiliyoruz. İstedikleri gibi tehdit edebiliyorlar. Böyle başlıklarımız işte var. İşte yani bu hakimlik, bilmiyorum işte, bir yere başka bir uzak bir yere görevlendirilmiş. Yani nasıl olsa oraya da bir süre gitmez mi? Yani yargı bu adamdan bir süre kurtulmuş olur. Arkasından da HSK bir karar verecektir ama yani ben dedim ya az önce, bu özgüven, bu şımarıklık nereden geliyor? Vallahi hakimden de geliyorsa böyle, artık yapılacak bir şey yok yani, tuz kokmuş demektir. Peki, Ata hocama döneyim. Hocam başka bir başlıktan bahsedeceğim size. Trump'ın bir açıklaması var. Eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton için. Ben onu dinleseydim şu anda 5. Dünya Savaşı'nda olurduk. O bir küreselci ifadelerini kullanmış. Seçim öncesi çok sert ifadeler, çok ilginç anlaşmalar görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump'tan yönelik de ilginç açıklamalar görüyoruz. Siz bunu nasıl değerlendirdiniz? Bu eski güvenlik danışmanlarının ve hatta Sayın Trump'ın, yanlış hatırlamıyorsam yeğeniydi galiba. Yeğeni de yaklaşık 10 gün önce bir anı kitabı yazdı. Hı hı. Dolayısıyla bu seçim satı mali dediğimiz, yani son düzlüğüne böyle 1-1,5 ay kalmış. O yüzden bu tip karşılıklı demeçlerin çıkması ya da adayların karşılıklı eski çalışma arkadaşlarının bu tip demeçlerini birbirine karşı kullanması yani aslında normal değil ama siyaset dediğimiz kurumun içinde de normal, kabul edilebilir ölçülerde olabiliyor. Dolayısıyla ben güvenlik danışmanı Sayın Bolton'un açıklamalarını o minvalde değerlendiriyorum. Karşılıklı açıklamaları daha doğrusu. 5. Dünya Savaşı'nın çıkması, tabii Sayın Trump'ın bir abartma özelliği var. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta bu Amerika'daki sokak olayları dolayısıyla yapılan bazı yorumlarda ona Çin'deki içi bu meşhur Son İmparator filmine atfen Son İmparator da diyorlar. 5 yaşındaki bir çocuk, hatırlarsanız, imparator oluyordu. Yani dolayısıyla burada bir Sayın Trump'ın siyaset yapma tarzı diyelim biz buna. Ben o şekilde değerlendiriyorum. Dolayısıyla Bolton'u dinlemesi veya daha sarayın güvenlik bürokrasisini, biliyorsunuz eskiden beri o silah şirketleriyle ilişkili bir güvenlik bürokrasisi vardır sarayın. 2001'den özellikle itibaren çok yoğundur onlar. Bunların yerine daha ticari olarak kazanımlarını araması daha farklı bir yol çizmesini gerektiriyor. Bu yüzden çakışmalarını, ben bu güvenlik bürokrasisinden gelen Amerikan bürokratlarıyla çakışması ve bu demeçlerini normal karşılıyorum. Peki, sizin ekleyeceğiniz Trump, bir şey var mı? Trump'ın normali bu. Bir de Amerikan siyaseti artık, ya eskiden de aslında biraz böyleydi ama bu kadar üst düzeyde tartışılmaz. İşte Twitter'dan karşılıklı olarak mesajlaşılmaz filandı. O yüzden çok bilmezdik. Ama hakikaten hani bu koca ülkeyi bunlar mı yönetiyor dedirtecek yahut yönetmiş dedirtecek şeylerle karşılaşıyoruz. Yani sadece Bolton örneği değil, başkaları da. Ben ona öyle demiştim de o böyle yapmıştı. Sonra bir ya bu devletin bir bazı şeyler vardır konuşulmaz yani, ayıptır dersiniz çoğunlukla, ya da işte ülkenin devlet başkanı bu kadar da konuşulmaz dersiniz.
ya da bulunduğunuz pozisyonda zamanda bırakır giderdiniz. Bu adamla çalışılmaz derdiniz. Onu da dememişsiniz. Hem kovmuşsunuz hem sonra konuşuyorsunuz. Yeğen 40-50 yıl sonra çıkıyor, kitap yazıyor, seçim geliyor. Bunlar çok satıyor falan. Para kazanıyorlar. Bir dönem yani. Sonra herhalde tarihte geriye dönüp bakıldığında Trump bir adam varmış ya, bunları yapmış ve bir ülkenin lideri olmuş diyeceklerdir yani. Vallahi bilmiyorum o kadarını hiç ama. Hiç mizahi bir karakter olarak da algılayabilirler. Hem onu hem Amerika tabii. Hem de tüm dünyayı. Şimdi bu dün yüz yüze eğitim başladı. Seviyeli de olsa, kademeli de olsa. Hani bu süreci, bu fırsatı, bu kriz fırsatını kaçırmayın demiştiniz ya siz dün bir alıntıdan hareketle. Şimdi bankacılıkta yeni bir dönem başlıyormuş. BDDK ıslak imza ile birlikte bankaya gitmeden hesap açılabilmesinin mümkün olacağı bir düzenlemeyi hazırlıyor. Bu yeni normaller hayatımızda birçok şeyi kolaylaştıracak da aynı zamanda. Ne dersiniz? Aslında tabii bu bizim e-devletin geliştiğini de biliyoruz. Bu son zamanlarda başka yeni uygulamalar da, yeni hizmetler de eklediler e-devlete. Bankalar buna başladılar. İşte bugün bütün gazetelerde olduğunu varsayıyorum. Çünkü yarısına bakabildim gelirken. Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda ben ona işte 4A diyorum yani, akıllı telefon, ayakkabı, abonelik, bir de aidat. Evet, bunlarla ilgili. Şimdi bunlarla ilgili en yüksek başvuru bunlarla gelmiş. Totalde. Şimdi normalde tam ayakkabıya bir şey yapılamaz. Onu aldınız, ayağınızı vurur. Siz çok beğendiğiniz bir şeyi ayağınıza giyemezsiniz. Ayak ayakkabı seçiyor. Yapılacak bir şey yok. Fakat iki, diğerlerinde yani abonelik işini artık internetten, e-devlet üzerinden açıp kapama yapabiliyorsunuz birçok alanda. Henüz hepsinde başarılamadı. Öbür taraftan işte kredi kartı aidatı çok ciddi bir sorun. Bence onu da artık o aidat kısmını ya ek hizmetlere aidat alma yönüne gitmeleri lazım bankaların. Ne bileyim işte kredi kartından otomobilinizi, arızalı otomobilin için çekici de çağırabiliyorsunuz mesela. Bunu aidat ödeyene bu hizmeti versinler. Yani insanlar bir para ödediklerinde bir hizmet alacaklarını bilsinler. Efendim zaten biz bunları işte veriyoruz, o da ona sayılır filan. O sayılmıyor işte, bu böyle olmuyor. Ben onun sözleşmenin başında ne alıp ne vereceğimi bildiğim zaman yaparsam eğer, o zaman aidat konusu bana çok fazla batmaz. Ama insanlar genelde birden fazla kredi kartı kullandıkları için, bankalar bazen iki kart birden gönderdikleri için ve ikisinde de iki defa ücret istedikleri için 50 lira ile 200 lira arasında değişen, bilebildiğim, hatırlayabildiğim kadarıyla, şimdi o zaman bir süre sonra insanlara o batıyor. Bir ekstra da bakıyor, benim bu ay alışverişim yok diye, o diyor bir bakıyor 250 lira gelmiş. Nedir bu? Kim kullandı bunu? Hanım sen mi kullandın? Oğlan sen mi kullandın? Banka almış. Bunların hepsi vatandaşa batan şeyler. Bence bu batan şeyleri çıkarttığımızda alınan hizmetlerden herkes memnun. Bankaların internet siteleri yahut uygulamaları falan çok işimizi kolaylaştırıyor. Birçok kişinin bir yere gitmesine gerek yok. Ama ben gene de bir Ankara'dan gelen bir belgeyi imzalamak için banka şubesine gitmek zorunda kaldım. Epey bir kalabalık gördüm ben. Bunu beklemiyordum mesela. Çok daha kolay halledilebilirdi bu işler. O yüzden bu dijitalleşme bize bu tür durumlarda yapılacak daha çok iş olduğunu gösteriyor. Ve yapıyorlar da. Bu da iyi bir şey. İşin iyi tarafı da bu. Bu konuya detaylı bakacağız. Başka sorularım da var tüketici hakem birliklerine başvurularla ilgili. Şimdi sabah saatlerinde hatırlatmıştık size. Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığını söylemiştik. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'dan bir açıklama var. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi için çabamız kararlılıkla devam edecektir denilmiş. Konuya ilişkin bir basın açıklaması da yapılmış. 21 Eylül pazartesi akşamı gerçekleşen olaydan bahsedilmiş. Nasıl cereyan ettiği, o sürece nasıl geldiğine ilişkin tüm detaylarıyla bu basın açıklamasında aktarılmış. Bakanlık olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla devam edecek denilmiş ve sonunu da şöyle yapmış, yazmışlar. İyi gün dostu her zaman bulunur, kötü gün dostlarımız sağlık çalışanlarımızdır denilmiş. Konuya ilişkin dediğimiz gibi bunu da seyircilerimizle paylaşalım. Adli süreç başlatılmış. Ama şunu tekrar söyleyeyim. Hekimlik eğitiminin içerisinde de yardımcı destek hizmetlerinde de iletişim eğitimine bence çok ciddi eğilmesi gerekir. Bu yeni söylediğim bir şey değil. Ben bunu bu ekranda yıllar önce de söyledim. Çünkü hepimiz bunlarla karşılaşıyoruz. İki,
özellikle destek hizmetlerinin iletişim konusunda neredeyse uzmanlaşmış kadar eğitim almış kişiler tarafından yapılması gerektiğini söylüyorum. Bu ikisi yapıldıktan sonra kapıda güvenlik alabilirsiniz. Ama önce bu ikisinin hayata geçmesi gerekiyor. Ha, pandemide, salgında ben bu kadar işle uğraşan, kendisi 10 kat daha fazla risk altında olan hekimin, hemşirenin, hasta bakıcının, hasta bakıcıdan, hastadan beklediğim yahut hasta yakınlarından beklediğim vakti ve iletişime dikkat etmesini beklemem. Hı hı. Hiç itirazım yok benim buna o yoğunluğun içerisinde. Ama mesaisi çok farklı. Ama bakın, hekim sayısı belli ve bu 2004'ten sonra bağıra çağıra, dayak yiye yiye hükümetin YÖK'ün kontenjanları arttırmasıyla, aslında zorlamasıyla, ancak 2008'den sonra kontenjanları arttırmayı başarabilmesiyle, hükümet ya bu, hükümet hükmedemiyor. Bir yere kadar bir sayıya ulaştı. Hemşire sayıları aynı şekilde güç bela arttırıldı. İzin vermiyor. YÖK sistemi izin vermiyor. Bu işte sağlıktan başka her konuda konuşan birlik vermiyor. Herkes ayağa kalkmıştı o zaman. Efendim, bu kadar adamı nasıl yetiştireceğiz falan. Yetiştirirsiniz, buyurun, yetiştirdiler. Bunların hepsine, hep şimdi bütün hastaları onlar bakıyorlar. Çoğu şimdi doçent, profesör oldu. O yıllarda üniversiteyi bitirenler. Ya girenlerin çoğu şu anda uzman hekim orada. Hı hı. Hani olmuyordu. Ama bakın, bunların sonuçta sayısı belli. Ve siz hastayı emanet edemezsiniz bu eğitimi almamış olan kişilere. Ama destek hizmetlerinde bugün eğitim verici 3 ay içerisinde siz bunları o dikkatle eğitim verir, 2 katı personel alabilirsiniz. Bu mümkün yani. Ben mümkün olabilen üzerinden gidiyorum şu anda. Yoksa hani birileri gibi pekala şunu yaparız, yaşasın kahrolsun, oh dedik bitti. Tepki gösterdim ben. Çok eylem yaptım zamanında. Peki ne yaptınız? Yani şunu şuradan alıp buraya koydunuz mu? Hayır. Ama çok eylemi yaptım. Çok konuştum. Çok kahrolsun dedim. Şu şöyle olmalı dedim. Meli dedim. Malı dedim. Dediniz de bu gökten yağmıyor yani. Ne yaptınız bunu derken? Belki o hastanelerdeki hassas süreç, o dediğiniz çalışanların değişmesiyle, daha doğrusu daha donanımlı hale gelmesi. Donanımlı hale gelmesi belki biraz daha arttırması. Sinirleri de gergin onu, olduğu tabii, zamanlar çünkü. Bakın, hasta, hekim ya tedavi alırken bir problem yok. Hekimler tedavi edebiliyorlar. Hekimler hastaya ilgi gösteriyorlar. Hekime giden hastalığa yolda ilgi gösteriyorlar. Belki hastaya bazen ilgi göstermiyorlardır ama hastalığa ilgi gösteriyorlar. Benim de geçtiğimiz günlerde çocuğum için tedavi aldığım bir hekim arkadaş dedi ki, ben sizin dedim sizi şey, şu 3 ay sonra mı 1 ay sonra mı göreceğim, beni görmeyeceksiniz dedi, ekibi göreceksiniz. Yani benimle ilgilenmiyor adam, hastalıkla ilgileniyor. Normal hastalığı iyileştirirse zaten çocuğum da iyileşecek, problem yok. Şimdi ama destek hizmetleri dediğiniz doğrudan kişiyle ilgili, hasta yakınlarıyla ilgili. Hı hı. Ayakta kendi gelen hastaysa hastayı ilk karşılayan kişi. Tıp bilmesi gerekmiyor. İnsan psikolojisi bilmesi yeterli. Doğru. Atı Hocam, sizinle devam edelim. Bu son dakika gelişmeleriyle birlikte bugün sağlık çalışanlarına yönelik bu şiddete ilişkin haberler ard arda geliyor sabahtan bu yana. Hatta evet, bir tane de yine Diyarbakır'da hastanede saldırıya uğrayan bir hanımefendi var. O da eski eş tarafından. Gene hastane içinde saldırıya uğrayabiliyor. Hastanelerin bu anlamda daha da korunaklı, güvenli olmasını bekliyoruz belki bir diğer taraftan. Bu konuya ilişkin söyleyeceğiniz bir şey varsa alacağım hocam, ama onun ardından da soracağım soru aslında biraz önce konuştuğumuz başlık. Birçok kişi artık hakkını arıyor. Tüketici gidiyor, tüketici hakem heyetlerine başvuruyor. Evet. Uzaktan eğitim sürecinde bile bir veli parasının bir kısmını geri almış yine aynı şekilde buraya başvurarak. Evet. Hakkını arayan bir tüketici profili görüyoruz desek Türkiye'de yerinde bir yargı olur mu? Evet, yerinde olur. Bu gitgide daha bilinçlenecek zaten vatandaşlarımız bu konuda. Bu biliyorsunuz yaklaşık 5-10 yıl içinde çok hükümetimizin yaptığı bu konuda çalışmalarla çok yükselen bir süreç oldu. Yani devam ediyor da bu ilerlemeye. Özellikle ben dayanıklı tüketim mallarında yoğunluklu olarak başlamıştı. Şu an büyük ihtimalle birçok alana da yayılmış olmalı. Bu konuda ne kadar bilinçlenirsek o kadar da avantajlı duruma geçeriz ekonomi sektörlerimize. Çünkü bu kötü bir şey değil. Üretimi engellemiyorsunuz. Yani şikayet ettiğiniz zaman ülkenin ekonomisine zarar vermiyorsunuz. Yani ilk başta tırnak içinde böyle bir
ters yargıda bulunabilir ama bu doğru değildir. Tüketicilerimiz yani bizlerin de bu konudaki itirazları veya iyileştirme istekleri ekonomimize özellikle ihracat tarafından çok büyük katkılar verebilir. Çünkü bu malların birçoğu yurt dışına da gidiyor. Yurt dışındaki tüketiciler de bunları talep ediyor. En azından buradaki bu tip hukuki imkanlar SİBOB görevi görebilir gelişmemizde. Ben bunu önemsiyorum. Özellikle bunun belki bugün konumuz olmayacaktı ama geçen hafta içinde geldiği için onu da ekleyeyim. Tarım ve gıda ürünleri konusunda da bunun artarak devam etmesini aslında hem talep ediyorum bu konu hem de istiyorum. Çünkü orada da büyük boşluklar var. Doldurulmaya çalışılıyor ancak vatandaşlarımız bizler ne kadar bilinçlenirsek bu konuda firmalarımızda, üreticilerimizde belirli bir çizgiye çekebiliriz aslında. Sağlık önemli olduğu için. O yüzden tüketicilerin bu konudaki davranışı normal ve beklendik ve giderek de artacaktır. Hocam, o Buna geçen haftaki buyurun. denetimlere ilişkin kısacık bir parantez açayım konuşmanıza. Vatandaşlar Tabii. da artık bir gıda ürünü bile alsalar, tadında bir değişiklik olsa nereye şikayet edeceklerini biliyorlar ve ediyorlar. Evet. Herkes kendi yediğinin içtiğinin müfettişi aslında. Evet, bu giderek artmasını da istiyorum ben. Çünkü sanırım denetimler için burada Tarım Bakanlığımızın personel sayısı önemli bir etken ve cezalar önemli bir etken. Çünkü isim değiştirebiliyorlar firmalar, buna devam edebiliyorlar. Caydırıcılık burada önemli görüyorum ben. Hatta Sayın Mustafa Bey'in biraz önce cezalarla ilgili yaptığı yoruma da bu açıdan destek vermek istiyorum. Elektronik kelepçe. Belki bu konuda elektronik kelepçe olmaz ama firmalar bazında firmaların finansal varlıklarını dondurmak bu konuda firmalara ceza vermek olabilir. Yani nakit para cezası kesmek yerine banka işlemlerini durdurmak gibi ya da o kişinin bu kurumun başındaki kişinin banka işlemlerini durdurmak gibi aslında ne hapse sokuyorsunuz ne başka bir özgürlüğüne engelliyorsunuz. Ancak günümüzdeki diğer özgürlüklerin büyük çoğunluğunun tetikleyicisi ve sürdürücüsü olan finansal özgürlüğüne burada dokunabilirseniz bence yaptırım gücü çok daha fazla olabilir. Bu açıdan önemli görüyorum. Aslında evet doğru. Buyurun. Çok, yo şu aklıma şunu getirdi. Biz hani terörün finansmanı diyoruz ya. Mesela bunun Evet. için ya ben nereden bileyim onun silah aldığını falan diyemiyor hiç kimse. Belli yani kimleri arasında transfer olduğunda ya. Şimdi burada da Evet. üçkağıtçılığın finansmanı diye bir şeyin çıkması lazım ki o sermaye Evet. sahibinin para dolaşımında şüpheli olarak işaretlenmesi lazım bankada. Evet, hem öyle hem Yollardan bir ürünle tanesi. Caydırıcılığı arttıracak bir şey. Sahtekarlık yaptıysa hesaplarını dondurmanız lazım Tamam. mesela. Yani ceza kesmek yerine çünkü cezayı ödüyor ve devam ediyor. Çünkü sektör çok karlı hale geliyor Doğru. Mustafa Bey. Özellikle artan nüfusla beraber o gıda listesine baktığınızda belirli mallar özellikle çok fazla hileye açılmış durumda. Çünkü talep çok fazla ve kar marjı çok fazla olduğu için bence bakanlığımızın orada Hazine Maliye Bakanlığı'na çalışması çok isabetli olur. Bu konuda değişik vergiler de üretilebilir. Yani devletimizin kasası için değişik orada kaynaklar da sağlanabilir. Sade bir ceza kesmek yerine yani eski usul cezayı kestim gittim zabıtavari bir çalışma yerine daha güncel ve daha biraz daha kapsamlı çalışmalar yürütülebilirse daha faydalı olabilir hepimiz açısından daha faydalı olabileceğini Doğru. düşünüyorum. Onun dışında Zuhal Hanım bu diğer aşamalardaki yani hastanelerdeki durumlarımız için de ya güvenlik önlemleriyle hastaneleri boğmak da aslında bir yerde problem yaratacak bir durumdur. Dolayısıyla orada da destek personeli evet o konuda çok haklısınız. Destek personeli eğitimi doktorlarımızın ve diğer meslek gruplarımızın iletişim konusunda gene belki öğretmenlerimizin pedagoji eğitimi almasına benzer bir şekilde üniversitelerde bir tür ehliyet vari bir eğitim düşünülebilir. Kısa süreli 6 aylık formasyon gibi. Ancak hastanelerinizin durumu artan nüfus ve oradaki yığılmaya göre yani burada alacağımız önlemlerin etkinliği de sürekli değişmekte. Yani bunun ne tip bir dinamik yani sürekli değişen ve gözlenen bir önlemler manzumesi olması gerekiyor. Belki özel hastanelerin izlediği yol izlenebilir. Her doktorumuz için orada ya da her bölüm için bir şey bulundurulabilir.
hizmet eden, iletişimi sağlayan halkla ilişkiler uzmanı arkadaş bulundurulabilir. Bu biraz önceki bahsettiğimiz iletişim kopukluğundan doğacak olan tırnak içinde asabiyet diyelim ya da tepki diyelim onu engelleyebilir. Tabii ancak bunların hepsi maliyet olacaktır. Koronavirüs kapsamında bunlar denenebilir. Açıkçası ben denenmesini de umursuyorum. Çünkü kısa çalışma ödeneğimiz var biliyorsunuz. Ancak normal zamanda bunun maliyeti ayrıca bir yük getirilebilir. Belki hastanenin döner sermayesi. Hastane aslında bunu karşılayabilir. Ben o fikirdeyim. Ancak Doğru. diğer kurumlarımızda daha zor olabilir bunu yönetmek. Peki hocam teşekkür ederim. Bu dediğiniz bahsettiğiniz şey belki evet hastanelerdeki o gergin ortamı da azaltmış. Bu genel için ama hocam bu özel durum şu burada bu şu işi yapanlar o. Bunun için demiyorum genel olarak. Aslında o kapının arkasında olanların onların hani sakalından asılması lazım yani öyle derler şeyde. Hakikaten bunun yatacak yerleri yok ya bu adamlar. Bakalım suç duyurusu da başlatılmış. O zaten dün geceden itibaren başlamıştır muhtemelen. Yani o hiç, beklemeye bile gerek yok bir basın açıklamasını ama gerçekten o kişilerin yakalanıp eve tıkılması lazım. İçeri tıkılması gerekiyorsa ayrı bahis zaten tıkılsın. Hı-hı. Ama mutlaka eve tıkılması lazım. Ben buna güvenmeliyim yani. Ben girdiğim bir daha hastanede, gelmeyeceğini. Tabii bir daha gelmeyeceğini. Bir başkasının bunu düşünmekten dahi endişe edeceğine güvenmem lazım. Yoksa nasıl güvenirim? Bir analiz sentezin daha yavaş yavaş sonuna gelirken henüz vaktimiz var. Ama Doğu Akdeniz ve dünkü kabineye girmeden çıkmayı bugün yaşam haberleri ağırlıklı oldu. Dün kabineden çıkan açıklamaları bugünkü görüşmeleri. Geçen haftadan bu yana bir diplomasi trafiği devam ediyor. Bugün hem Merkel'le hem Charles Michel'le bir kez daha görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ni de bekliyoruz bir diğer taraftan ama. Şimdi tabii o 24'ü yani 2 gün sonra başlayacak. Hı hı. Ve aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu arada bir liderler diplomasi yürütüyor. Merkel'le görüşmelerini vesaire falan düşünün. Şimdi bugün Birleşmiş Milletler'in ilk günü, toplantının ilk günü. Hı hı. Hem liderlerin konuşmaları yayınlanacak. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir video konuşma çekti ve onu yayınlatacak. Damla damla dünya beşten büyüktürü işliyor Cumhurbaşkanı ve reformları işliyor. Bir işliye işliye kimse aksini iddia edebilir ama ispatlayamaz. 49 eski BM yöneticisi, üst düzey yöneticisi ve ülke lideri bildiri yayınladı, mektup yayınladı ve Birleşmiş Milletler'in daha kapsayıcı, daha temsil niteliğini daha da arttırıcı, yönetimde temsil niteliğini arttırıcı reformlara gitmesi gerektiğini, etkinliğini arttırıcı reformlara gitmesi gerektiğini söyledi ve bu çağrıyı yaptı. Şimdi bu çağrının altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu adım adım ilmek ilmek işlediği mesajları mutlaka görüyoruz. Şimdi benzer mesajları tekrar etti Cumhurbaşkanı o şeyinde. Video mesajında bugün yayınlanacak zannediyorum 3. sırada yani geleneksel 1. sıra Brezilya 2. sıra ev sahibi ülke Amerika Birleşik Devletleri Trump konuşacak 3. sırada yani aslında ilk sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var şimdi bu işin bir tarafı diğeri aynı marjın içinde Cumhurbaşkanı işte bu bahsettiğin görüşmeleri yapacak hı hı. başka görüşmeler de yapacaktır önümüzdeki 1-2 gün içerisinde. Önemli olan şu, aslında Cumhurbaşkanı Avrupa'yı Türkiye ile çekişmeyi ortadan kaldıracak bir çözüme yönlendirmeye çalışıyor. Nedir o çözüm? Ege'de adil bir paylaşım, Akdeniz'de adil bir paylaşım ve Avrupa Birliği sınırlarıyla NATO sınırları konusunda Avrupa Birliği üyelerinin ya da Avrupa Birliği Konseyi'nin yani liderlerinin kafalarının artık netleşmesi gerektiğini söyleyecek. Bunun için uğraşıyor. Hı hı. Yoksa pekala bırakır. Ne halleri varsa görsünler. Benim de zaten haklı olduğum konular bunlar. Ben niye muhatap olayım ki diyebilirdi. Hayır, Avrupa Birliği ile birlikte çalışmak istiyor Cumhurbaşkanı. Ve o yüzden Joseph Borrell parlamentoya konuşurken bizim Türkiye liderliğiyle konuşmamız için bize destek verin diyordu. Yani bu işi de artık ülke siyasetlerinize alet etmeyin. Biz burada çözüm arayalım. Bizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşamaz hale getirmeyin.
Çünkü sonuçta onlar da geliyorlar ama diyorlar bak Avrupa Birliği birlik olarak hareket etmemiz lazım. Yunanistan'la Rum yönetimi de birliğin üyesi. Dolayısıyla önce onlarla bir dayanışacağız. Şimdi ama adamların 12 miliyle dayanışırsanız benimle konuşacak bir işiniz kalmıyor ki. Benim. O yüzden Cumhurbaşkanı diplomasi için Avrupa liderlerini de zorluyor. İşte bir yandan İbrahim Kalın görüşüyor. Bir yandan tabii önce Dışişleri Bakanı görüşüyor. Muhtemeldir ki diğer muhataplar da görüşüyorlardır. Asker muhataplar görüşüyor. Artık bu saatten sonra ben o toplantıdan geleceğe dair pozitif bir mesaj çıkmasa ben o toplantının sonucundan tatmin olmam. Her şey olumlu bile olsa. Çünkü geleceğe dair pozitif mesaj vermesi lazım. Anı yoksa kurtarmayacak. Efendim şunlar iyi ama şöyle de sopa gösteririz ha derlerse o zaman Avrupa Birliği yönetilmiyor demektir. Bu net. Amasız fakatsız bir açıklama bekliyoruz. Şimdi Atıl Hocam'a da döneyim. Hocam gözler bu hafta Merkez Bankası'nda olacak. Merkezin faiz kararı ne olur hocam? Sizden de onu alayım. Ben faiz artırımını bir konuşulduğu ya da istendiği gibi ya da böyle bir reçete olabilirmiş gibi bakıldığında faiz artırımının ben uygun olmayacağını düşünüyorum. Büyük ihtimalle de Merkez Bankamız para piyasası kurulu faiz artırımına gitmeyecektir. Çünkü iki açıdan değerlendiriyorum bunu. Birincisi ben Merkez Bankamızın şu an faiz artırımının bir çözüm olarak gördüğünü düşünmüyorum. İkincisi faiz arttırımı yani faizle oynayarak, faiz enstrümanıyla oynayarak yabancı para çekip ekonomiyi canlandırma politikasının aslında zamanın da geçtiğini düşünüyorum. Yani bu eski politikalar bunlar artık günümüzde bunlar işe yaramıyorlar. Bunu yaptığınız zaman siz burada kalmıyorsunuz. Yani bunu şöyle değerlendirebilirsiniz. Buradaki doğru soru şu, ben şimdi faiz arttırırsam 6 ay, 1 sene sonra gene arttırmak zorunda kalacak mıyım? Burada büyük ihtimalle cevap evet olacağı için siz faiz artırarak ekonomiyi yavaşlatmış olacaksınız ki bu hükümetimizin benim izlediğim kadarıyla uzun yıllar uyguladığı bütün politikalara terstir. Dolayısıyla bu bir içeriden bakış açısıyla böyle. Peki acaba içeriden bakış açısı küresel ekonomik sistemle desteklenir mi diye sorarsanız Amerikan Merkez Bankası'nın yaklaşımlarını son bir aydır takip ettiğimiz zaman uluslararası büyük merkez bankalarının faiz artırımına gitmeyeceğini öngörebiliyoruz. Bunu zaten deklare de ediyorlar uzun bir süre bu şekilde devam edeceğini. Bazı dün de bazı açıklamalar geldi faiz artırımı noktasında. Evet. Onların bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Amerikan Merkez Bankası ve onun öncülüğündeki büyük merkez bankaları faiz arttırmayacaklar uzun süre. O yüzden ben de bizim merkez bankamızın faiz arttırması için bir özel sebep de görmüyorum. Dolayısıyla beklemiyorum ama yurt dışına baktığımızda yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisine ve diğer büyük ekonomilere baktığımızda onların durgunluktan çıkmaları uzun sürecek. Eğer onu tam olarak merak ediyorsak yaklaşık 2-3 yıl gibi bir projeksiyonları var. Yani ileriye yönelik tahminleri var. 2-3 yıl boyunca faizleri sabit tutabileceklerini söylüyorlar. Çünkü özellikle vurgulanan da bir nokta var. Yani merkez bankalarının araştırma grupları ve başkanları şunu özellikle vurgulamaya başladılar Fed öncülüğünde. Teorik olarak yani geçmişte hem okullarda okutulan hem uygulanan politikalar artık işlemiyor. Bunun önemli sebebi koronavirüs salgını, ancak koronavirüs salgından önce başlayan 2008 krizinden sonra bir türlü toparlanamama durumu vardı. Hem Avrupa Birliği bankacılık sektöründe özellikle hem de Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla aslında politika değişikliğine gittiler. Yaklaşık 15 gün önce deklare ettiler ve izledikleri politika değişti. Ben Merkez Bankamızın bunu baz alarak, ki baz alması lazımdır, baz alarak faiz arttırmak yerine bu politika değişikliğine uyum sağlayarak artık teorideki yani bunlar ileride okullarda okutulacak ancak şu an akademisyenler de bu konuda çalışmaları yok ve öğrencilere bunları anlatmıyorlar. Çünkü gerçekler daha önceden karşımıza çıkıyor bizim. Bu açıdan bakıldığında da özellikle enflasyonun, yani burada enflasyon hala önümüzde duracak. Amerika Birleşik Devletleri enflasyonunun belirli bir seviyede dalgalanması, buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin de bu seviyeyi belirli bir mesafeden takip etmesi şeklinde politikalar yürütüleceği için faiz artırımına gidilmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Bu avantaj sağlayabilir.
Onu da ekleyeyim Zuhal Hanım. Ekonomik büyümemizin sürdürülebilmesi ve bu koronavirüs salgının etkilerinin çabucak bertaraf edilmesi ve ülkemizin politik hamlelerinin bölgemizde daha da duyulabilir ve güçlü olabilmesi için ekonomik büyümemizin arttırılması gerekmektedir ayrıca. Çok teşekkür ederim hocam. Ben Ben hemen teşekkür orada ederim. 3 çuvaldız aldım yalnız hocam. Çok Yani kısa vaktim var. Hemen sizden de alayım. gerçekler hep önde gidiyor. İşte akademi geride kalıyor. Şimdi onu Evet. öğretilmesi lazım. Normalde bunun tersi olmalı değil miydi? Yani teoriyi akademi kurar ve ondan sonra siz olacakları önceden tahmin edersiniz. Ama şimdi her şey oluyor. Akademi geriden geliyor. Bu Evet. da bu da bu da bize yeter Şöyle yani. Bu çok dikkatimi bir çekti. cümle ekleyeyim Buyurun Mustafa lütfen Bey. hocam. Sosyal bilimlerde özellikle bu şekilde. Sosyal bilimlerde teori yapılması gerekeni söyler. O yüzden öndeymiş gibi gözükür ama topluluklar yani insanlar yapılması gerekenin dışına çıkabiliyorlar biliyorsunuz. Peki. O yüzden Hocam çok teşekkür ediyorum yayına katkı ve ben katılımınız teşekkür için. ederim. İyi Mustafa yayınlar Bey diliyorum. İyi teşekkür günler. ederiz. Çok teşekkür ederiz yayına katkı ve katılımınız için. Ben Analiz teşekkür ederim. sentezi noktalıyoruz. Saat başında 10 bülteninde güne yansıyan gelişmelerle yeniden buluşacağız. Şimdilik kısa bir ara.